Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün olmazsa olmaz dediğiniz, gündelik hayatınızda kullandığınız, iş yerinizde kullandığınız, yolda, arkadaşlarınızla ne bileyim seyahatte kullandığınız teknolojik aletleri yapay zeka ile üretilmiş olsaydı, yapay zeka ile modifiye edilmiş olsaydı nasıl olurdu? Bunu göreceğiz. Biliyorsunuz son zamanda, özellikle son bir yıldır yapay zeka öyle bir noktalara geldi ki kimilerini korkutacak hale geldi, kimilerinin işini kolaylaştırdı. Kimileri bunu hobi haline getirdi, bir şeyler tasarlayıp sürekli işte bunları sosyal medyasında paylaşır hale getirdi. Biz de bugün teknolojik aletleri yapay zeka ile üretilseydi ne olurdu bunu göreceğiz. Yapay zekayı bugün bunun için kullanacağız. Kullanacağımız yapay zeka motoru ise Midjourney olacak. Midjourney zaten artık çok popüler oldu, biliyorsunuz. Bir story paylaştım Instagram hesabımda. Dedim ki olmazsa olmaz dediğiniz, olmasa yaşayamam dediğiniz, işte iyi ki var dediğiniz cep telefonu ve bilgisayar dışındaki teknoloji kullandığınız teknolojik aletleri bana yazın dedim. Yine cep telefonundan asla vazgeçemeyip onlara ısrarla yazanlar olmuş. Bunların aralarından seçimler yaptım. Bunları deneyeceğiz. Yapay zeka bunları ne hale getirecek? Bu teknolojik aletler yapay zeka ile yapılsaydı ne hale gelirdi? Nasıl günümüze gelirdi? Nasıl bizlere sunulurdu? Bunları göreceğiz. O zaman başlayalım. Bir bakayım şuradan. Kulaklık yazan olmuş, tost makinesi yazan olmuş, klima yazan olmuş, power bank yazan olmuş, kahve makinesi yazan olmuş, saç düzleştirici yazan olmuş, e-kitap yazan... Bak, mesela kültürlü bir arkadaş, kitap okumayı seven bir arkadaş. E-kitap olmasa ben yaşayamam demiş. Masaj koltuğu yazan olmuş. Bir de Bluetooth hoparlörü yazan olmuş. Neyle başlayalım? Ne diyorsun? Sen evet, müziksiz yapamayan bir insan olduğun için Bluetooth hoparlörü olmasa ben yapamam diyorsun. O zaman Bluetooth hoparlörüyle başlayalım, tamam mı? Biliyorsunuz ki Midjourney'i Discord üzerinden kullanıyorsunuz. Öncesinde, yani ilk zamanlarda bunun bir belli bir limiti vardı, yani ücretsiz kullanabiliyordunuz belli bir limite kadar. Şimdi onu tamamen kaldırdılar. Artık minimum 10 dolar ödeyerek Midjourney'i kullanabiliyorsunuz. Ben de o 10 doları ödedim bugün bu içeriği çekebilmek için. 10 dolar. 10 dolar dediğiniz şu an 270 lira yapıyor. Şimdi Bluetooth hoparlörü yapacağız dedik. Prompt yazmak için buradan giriyoruz Midjourney üzerinden. Ne yapacağız dedik? Bluetooth hoparlörü nasıl yapabiliriz? Nasıl hayal edelim bir Bluetooth hoparlörü? Çünkü yani sonuçta bunu... Ya şöyle bir şey yapabiliriz bu arada. Belli başlı kelimeler verelim Midjourney'e. Bakalım bize ne çıkaracak. Eğer çıkarttığı şeyden tatmin olmazsak bu sefer biz bunu kendi hayal gücümüzle zorlarız. Bir bakalım. Bence önce bir yapay zekaya bırakalım bunu ne hale getirecek. Buraya bir yazalım. Bluetooth speaker yazdım. Bunu bize işte ne formatta versin? Mesela realistik yazalım, tamam mı? Biraz gerçekçi bir şeyler çalışsın ama yine yapay zekayı bırakacağız. Yani o bize ne verecek, ne tasarlayacak? Çünkü sonuçta milyonlarca veriyi tarayarak bir sonuç çıkarttığı için o ne çıkaracak bize? Ya büyük ihtimal şimdi direkt ona bıraktığımızda yine günümüzde kullandığımız benzerlere yakın şeyler çıkartacak bize, ama göreceğiz. Realistik dedik. 8K çözünürlüğünde bir speaker çıkarsın bize. Çok fazla prompt vermeyeceğim. Bluetooth speaker yazdım. Realistik dedim. 8K kalitesinde versin. Bir de bunu bize hangi formatta versin? 2'ye 3 formatta versin. Yani dikey formatta versin. Tamam mı? Buraya da yazdık 2'ye 3. Bakalım ne yapacak? Görüyoruz. Evet, yani tahmin ettiğim gibi şu an tam %15 oldu. Ama böyle ön izlemesinden anlayabiliyorsun ne yaptığını. Yani günümüzdeki kullanılanlara birebir neredeyse aynısını çıkarttı. Biz bunu kendi hayal gücümüzle ne hale getirebiliyoruz, bence buna bakacağız demek ki. Ama yine bu arada çok şık şeyler çıkarttı. Wow! Yapay zeka tamamen kendi hayal gücüyle Bluetooth speaker yaptı. Bence ya bu birazcık daha böyle işte müzisyenlerin kullandığı referans monitörlere daha çok benzemiş. Bu biraz daha böyle çalar saat. Ben şunu beğendim ya, şu sağ üsttekini beğendim. Tamam, biz bunu bence kendi hayal gücümüzle ne hale getirebiliyoruz, buna bakalım. Bunu nasıl bir malzemeden yapsın bize? Bence tamamen ahşap, ya da ahşaptan demeyelim de. Buldum. Tamamen bence ipek kumaşı kullanılarak tasarlanan bir Bluetooth speaker düşünelim. Tamam mı? Buraya ipek kumaşı malzemesinden yapılan dedik.
su geçirmez olsun. Su geçirmez bir speaker olsun. Zaten günümüzde bu arada var böyle speakerlar. Bence şey de olsun. Yanmaz olsun. İpek kumaşı ama yanmaz. Yani nasıl bir marka artık bunu tasarladıysa hani o kadar iddialı çıkması lazım. Bak ipek kumaşından tasarlıyor. Su geçirmez diyor. Bunu da ekleyelim bence. Ateşe de dayanıklı olsun değil mi? Ateşe dayanıklı. Yani görsel olarak işte bu birazcık kandırmaca olacak. Yani büyük ihtimal bunu üreten marka insanları kandıracak. Yani sipariş verip de evine geldiği zaman ürün iddia ettiği hiçbir şey olmayabilir yani. Hani ateşe dayanıklı bir bunu da ekledik. Robot mu olsun? Robot gibi, aynen. Tamam. Robotik diyelim buna bir de. Bak hem su geçirmez, ateşe dayanıklı. İpek kumaşından. Hem de robot diyorsun yani gelsin gitsin. Senin istediğin müzikleri kendi otomatik açsın. Şimdi bir de buna bir şey eklemek istiyorum. Tabii ki bunu bize bir HD kalitesinde versin. Yani böyle kaliteli bir şey yapsın. Bunu bize çok böyle realistik yapamayacağı için biz bunu şey olarak düşünelim. Bunu çok realistik veremeyeceğini düşündüğüm için bence bunu böyle bir Unreal Engine'da falan böyle tasarlanmış olsun. Hani sonuçta bir ürün üretilmeden önce sonuçta bir tasarımı yapılıyor ya bunun. Unreal Engine'da biz bunu tasarlandığını düşünelim bence. Tamam mı? Bunu da ekleyelim. Bastım yanlışlıkla ya. Tüh. Neyse dur bakalım. Yanlışlıkla bastım bu arada. Ne çıkacak merak ediyorum. Bir şeyler daha ekleyecektim buna normalde. Oha çok değişik oldu. Çok merak ediyorum değil mi şu an? Gel bak. Hangisi sence? Yani şu ipek kumaşı dediğimiz için mesela şu sağdaki bunun nedense böyle taş parçaları gibi yanmış. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu speaker dışında başka bir şeye benzemiş. Bu bayağı iyi evet. Hadi sipariş verelim falan diyormuşum. Nasıl kazıklanacağız görelim hani. Bir dakika bunu biz bence bunu bir realistik yapalım ya. Unreal Engine'ı sileceğim. Bunu bu böyle olmayacak. HD ve realistik deneyelim ya. Evet bakalım ne yapacak. Bastım. Çok merak etme. Çok güzel şeyler çıktı bu arada. Ama böyle ultra abi. Bunları herhalde 2050 yılında falan görürüz yani. Öyle şeyler çıktı. Şu sol alttakini çok beğendim bu arada. Sol alttaki diyorum ben ya. Bu güzel ya bunu beğendim ben. Bir de bunun şeyini görelim bence. Üçüncünün böyle bir varyasyonunu yapsın bize. Yani bu üçüncüyü baz alarak bize varyasyonlarını versin. Çok merak ettim ne yapacak. Ondan sonra zaten diğer çok fazla uzatmadan diğer ürünlere geçelim. Aa, yani şunu çok beğendim ben ya. Bak bu çok güzelmiş. Arkadaşlar bu arada siz hangisini daha çok beğendiyseniz onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Ben hangisini çok beğendiğimi söylüyorum. 2'yi ve 4'ü çok beğendim abi. 2'yi ve 4. Okey. Müthiş. Diğer bence diğer teknolojik alete geçelim. Bir kişi demiş ki oyun konsolu olmadan yapamam demiş. Yapay zekayı bir oyun konsolu yaptıralım bakalım. Hiçbir markanın oyun konsolunu söylemeden zaten oyun konsolu biliyorsunuz. Yani çok fazla çeşit de yok. Biz birazcık bunu çeşitlendirebiliriz ama öncesinde oyun konsolu yazıp tamamen Midjourney ne yapacak? Yani yapay zeka nasıl bir oyun konsolu yapacak? İlk önce buna bakmak istiyorum. Ondan sonra da kendi yaratıcılığımızı kullanarak oyun konsolunu bambaşka boyutlara getireceğiz. Evet şimdi buraya bir yazalım bakalım. Oyun konsolu promptumuzu yazalım. Şimdi prompt buraya oyun konsolumuzu yaz. Şimdi nasıl bir oyun konsolu yapacaktı? Şeffaf yapacaktı tamamen. Değil mi? Tamamen transparan bir oyun konsolu bence olabilir. Böyle bir şey deneyelim. Tamamen şeffaf bir oyun konsolu olacak, tamam mı? Yani saydam. İçini ya ben şöyle düşündüm. Şeffaf hayal etmemin sebebi şuydu. Hani düşünsenize bir oyun konsolu var ve içindeki bütün donanımı görüyorsunuz. Bence güzel olabilir. Yani ilgi çekebilir. Mesela PlayStation 5 ya da Xbox gibi ürünler de mesela transparan olsa bence kullanıcıları ya da fanlarının ilgisini bayağı çekebilir diye düşünüyorum ben. Ya belli başlı şeyler verip yapay zekaya bırakalım diyorum ben. Evet, Midjourney'e yazıyoruz ki bize tamam mı? Transparan yani şeffaf bir game konsol yap. Game konsol, transparan dedik. Mesela ne görünümünde bir konsol olsun onu düşünüyorum. Tamamen yuvarlak, silindir şeklinde bir konsol olsun bence, yuvarlak. Neon ışıklar olabilir bence. Mesela çalıştığı sırada neon ışıkların da olduğu bir konsol olsun. Unreal Engine motoru ile tasarlanmış olsun. Onun dışında ne ekleyebiliriz buna? Yani bize HD kalitesinde versin bunu. Detaylandırsın, yani detaylı bir şey yapsın, çalışma yapsın. Ve bunu bize, bence yeter bu kadar. Ve bunu bize 16:9 formatında versin. Bir bakalım bu şekilde ne yapacak? Şu an yapıyor.
bekliyoruz. Ne güzel. Baba, hadi canım. Şaka mı bu? Abi. Abi, şaka mı bu? Oha! Onu görmen lazım. Bir dakika dur ben. Bir dakika. Çok güzel abi. Abi ne diyorsun ya? Şaka mı bu ya? Abi böyle bir şey söyleyeyim sana. Oyun konsolu değildi mesela. Bu da tamamen dekoratif. Al bunu dekoratif olarak koy. Ya böyle bir şeyim olsa benim, kesinlikle kullanmadığım zamanlarda da sürekli çalışsın isterim bir köşede. O kadar güzel oldu o. En son o neon detayını ekleyince müthiş bir şey çıkarttı. Şuna bakar mısınız ya? Gel. Gel. Sabırsızlanıyor arkada. Ne diyorsun? Ne? Abi müthiş. Şaka mı bu? Bakar mısın şunun güzelliğine? Gerçekten bunu al ve koy ya. Dekoratif değil mi? Ve tam istediğimiz gibi. Tam bizim şey şu an stüdyoya uygun değil mi? Tam. Abi, tam söylediğim gibi bir şey yaptı sonra. Tam yani. Tam istediğim kafamdaki şeyi yaptı. İçindeki mekanizmayı görüyorsun resmen. Bu birazcık oyun konsolu mekanizması değil ama yani. Hiç asla değil bu arada. Ya bak bu biraz olmuş. Çok güzelsin ya. Bak bu da çok güzel olmuş ha. Bu da çok güzel olmuş abi. En çok beğendiğin hangisi? Değil mi? Soldaki yani birazcık daha dekoratif bir ürünmüş gibi. Sol alttaki zaten çok alakasız abi. Ya yani oyun konsolu denmez buna. Sağ alttaki de bence bir tık. Yani bir tık bir şeye çevirmiş de abi. Bu üstteki mesela bence okey yani. Bunun ben varyasyonlarını çok merak ettim. Bunun varyasyonlarına bir bakacağım sağ üsttekine abi. Arkadaşlar yani şu ikinin varyasyonlarını merak ettim ben. Bir ona da bakalım ya. Of güzel oldu abi. Buradan oyun konsolu üreten markalara sesleniyorum abi. Böyle şeffaf bir şey yapın bence neonlu meyonlu. Abi şimdi şu an çünkü günümüzdeki bilgisayar, oyun bilgisayarlarının mesela olayı da zaten neon tasarımlar var zaten. RGB ışıklarla zaten donatıyorlar şu anda oyun bilgisayarlarını. Laptopları bile öyle yapıyorlar şu anda. Kasaları zaten öyle yapıyorlar içlerine. Soğutucu fanlar RGB döşenmiş falan. Bence böyle bir oyun konsolu bence düşünün. Şu an %78'e kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Midjourney bizi duydu şu an ve kendi de çok yükseldi şu an ve bence şu an bizim bu tasarladığımız şeyi birilerine yolluyor abi. Anında ya. Telif atarım sana. Şu an vermiyor bak ha. İyi oldu ben bunu var ya. Çok isterim şöyle bir dekoratif ışıklı neonlu bir şey. Bunun bir daha varyasyonunu ver bakayım. Bir daha tıkladım. Abi bitti. Şaka mı ya? Of çok güzel oldu ya. Bence ben şuna yükseldim. Şu ikinci. Bak 3 de güzelmiş ha. Yok 4 pardon. 4 de çok güzelmiş ya. 4 mü? Arkadaşlar siz hangisini beğendiniz onu yazın mutlaka yorumlara abi müthiş. Ve bir şey soracağım size böyle bir oyun konsolu olsaydı tabii ki Türkiye'de fiyatlar çok pahalı oyun konsolların ama böyle bir oyun konsolu olsaydı ve ülkemizde de fiyatı da gayet makul olsaydı siz bunu alır mıydınız? Yorumlarda yazın. Ben şunun ikinin büyük halini görmek yapıyor şu. Yaptı mı? Yaptı abi işte müthiş güzel ya. Ben buna çok yükseldim ya böyle dekoratif bir şeyim olsun isterdim ama şu da güzelmiş ya. Birin varyasyonunu istedim abi. Bir yok ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben fikrimi değiştirdim galiba. Abi bir çok güzel yaptı. Oha. Oha abi. Şaka mı bu ya? Şaka mısın abi? Sen ne diyorsun ya? Abi inanılmaz. 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 Bak gel. Gel şu an yaptıklarına bir bak. Birin varyasyonunu istedim ya. Değil ben. Ama bir ama hayır. Varyasyon. Baksana şuna. Çok iyi abi. Ay çok tatlı bir şey ya. Neonlu falan o. Şimdi son ürüne geçelim bakalım. O zaman bir de kahve makinesi deneyelim diyorum ya. Kahve makinesi de yazmış biri. Bu arada ben de kahve makinesi olmadan yapamam ya. Olmazsa olmazımdır yani benim de kahve makinesi. Kahve makinesi demiş. Kahve makinesini nasıl yapabiliriz? Hayal gücümüzü zorlayalım. Nasıl bir kahve makinesi olsun? Bir şey görünümünde bir kahve makinesi yapalım. Fil görünümünde bir kahve makinesi yapacağız. Fil görünümünde abi. Mesela fil görünümünde bir kahve makinesi. Evet. Direkt böyle yazdığımızda ne yapacak çok merak ediyorum. Detaylandırmadan, diğer promptları yazmadan ne yapacak çok merak ediyorum. Yapıyor. Oha. Pil yaptı ya direkt. Aa yo. Güzel oldu. Şey gibi değil mi hani böyle aslında kahveyi koyuyorsun tamam mı? Suyunu ekliyorsun arkaya. Filin hortumundan kahve akıyor gibi hani böyle şey fincana. Şimdi birazcık daha böyle kelime kelime prompt yazayım dedim. Yani şöyle. Fil yazdım prompt olarak. Kahve makinesi yazdım ve dedim ki filin hortumundan fincana kahve döküldüğünü hayal ettim. Ve yapay zeka bunu nasıl yapacak acaba? Tamam mı? Çok merak ettim. Bakalım. Ve bunu bize realistik yapsın ve HD yapsın. Bakalım ne yapacak? Hadi bakalım. Abi bir dakika. Yani biraz değişti. Hmm. Bir
tanesi okey. Diğerlerini ne yaptı biliyor musun? Barista. Şimdi bak, bir tanesi çok güzel oldu. Tam benim aslında yazdığım prompta uygun bir görsel çalıştı. Ama diğerlerinde o fili tamamen barista olarak yap. Görsel olarak bu arada çok güzel görseller çıkarttı. Al bunu mesela, tablo yap evine. Gerçekten çok beğendim ben. Bak bu okey bence. Bu çok güzel olmuş ya bu arada. Yani böyle bir kahve makinesi okey yani, olabilir. Yani bu da güzel aslında. Ama bunu şey yapmış. Ama güzel bir kahve makinesi yaptı bu arada. Burada saçmalamış birazcık. Burada da tamamen barista yapmış kahve fili. Güzel. Yani bakmak ister misin? Ha yine bu arada tam olarak istediğimizi yapmadı. Ama çok iyi. Çok iyi değil mi? Ha, ama şöyle, bunun bir varyasyonlarına bakmak istiyorum. Birincinin varyasyonlarını bir yapsın. Birinci seçenek bize daha uygun olduğu için, yani yazdığımız prompta daha uygun olduğu için bunun belki varyasyonlarında daha farklı çeşitlerini yapabilir diye düşündüm. Ki yaptı. Evet. Bak şu an tam olarak istediğimize ulaştık. Tam olarak bir kahve makinesi fil görünümünde olsaydı nasıl olurduğunun cevabını şu anda aldık abi. Evet. İstediğimiz buydu. Tam olarak buydu. Demek ki böyle yapmak gerekiyormuş. Yazdığın prompta en uygun hangisi ise onun varyasyonunu istediğimizde ona uygun çalışmalar veriyor sana. Aa, çok güzel oldu abi. Tam olarak istediğimiz bu. Çok güzel abi. Müthiş. Müthiş. Müthiş abi. Oyun konsolu ve kahve makinesinde çok iyi sonuçlar aldık bence. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün günümüzde kullanılan olmazsa olmaz dediğimiz teknolojik ürünleri yapay zeka ile tasarlansaydı ya da güncel versiyonları yapay zeka ile yapılsaydı nasıl olurdu? Bunu gördük. Bunu yapmaya çalıştık. Sınırları zorladık. Hayal gücümüzü zorladık ve sonuçlar, bazı ürünler bizi tatmin etti, bazıları etmedi. Sizi en çok hangisi tatmin etti? Lütfen yorumlarda yazın. Bundan sonra her hafta yeni bir teknoloji videosuyla sizlerle olacağız. Tabii ki bu tarz videoların da daha fazla gelmesini istiyorsanız bunu like tuşuna basarak bana belli edebilirsiniz. Kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.